Değerli rektörüm, AK Parti'nin MHP'nin il ve ilçe başkanlarımız, şehrimizin kıymetli protokolü ve her biri birbirinden kıymetli hemşehrilerim, her birinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yoğun kalabalık için ayrıyeten her birinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bu güzel organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizim önümüzü açtığınız özellikle bu salonlar artık inşallah boş kalmayacak. Hem geçmişimizi bol bol yad edeceğiz. Gençlerimize de geleceğimize yönelik projeleri burada hepsini anlatma ve yaşama, yaşatma şansı tanıyacağız. Bu doğrultuda size teşekkür ediyorum. Ölümü bir başlangıç olarak, ölümü bir düğün günü olarak gören kıymetli Mevlana'yı huzurlarınıza rahmetle ve minnetle anıyorum. Çok kısa bir anekdotla sözlerimi hemen kısa keseceğim. Sayın Valim, ilk belediye başkanı aday adaylığı süreci başladığında bir büyüğümüz Hazreti Mevlana'nın bir sözünü söylemişti. Bunu iyi düşünceye eklemişti. Defalarca kez okudum. Tabi daha sonra işte anlayabildik, idrak edebildik. İnternete girdiğinizde onlarca sözlerini görebiliyorsunuz. Herkes kendine bir pay çıkartabiliyor. Öyle büyük bir isim. Hazreti Mevlana, yorulacaksan, sıkılacaksan, keşkelere sığınacaksan, sözlerine ama diye başlayacaksan, girme aşk yoluna. Aşk der ki, yolundaysan başın fedadır yoluna. Ama bil ki senin de başını isterim yoluma. Kahır, kapris, gelecekse senden amenna. Ama ayağına diken batarsa ah edip bağlanma. Aşk bilek gücü değil, yürek gücüdür. Yüreğin yetmiyorsa düşme yoluna. İşte sonuçta belediye de böyle bir aşk, millete hizmet aşkı. O yola düşmek öyle kolay bir iş değilmiş. Mücadele gerekiyormuş. Ama ile başlamaman gerekiyormuş. Milletine her daim hizmetkar olman gerekiyormuş. Patron olmaya değil, gönüllere girmeye, hizmetkar olmaya talip olduk. Yüce Yaradan Hazreti Mevlana ve onun gibi düşünenlerin yolundan gitmeyi ümmeti Muhammed'e bizlere nasip eylesin diyorum. Tekrardan bu güzel programa hoş geldiniz için hoş geldiniz diyor. Sevgili saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar olsun. Başkanımızı bir yere bırakmıyoruz. Günün anlamı ve önemi açısından hediyesini sunmak üzere üstadımız Mustafa Özbay Efendi'yi sahneye davet ediyoruz. Ayağına diken batmasın, gözünde çepel olmasın, kulağında hiçbir zaman perde olmasın. Hem gönlün çalışsın, hem dilin çalışsın, hem elin çalışsın. Allah'ım mübarek eylesin. Mesnevi. Yıllardır kendi kültürümüze, kendi toprağımıza, kendi insanımıza, bizden olanlara hep yabancı kaldık. Biz Engels'i de okurduk, Marx'ı da okurduk. Örneğin, Descartes'i de okurduk, Aristo'yu da okurduk. Ama yanında bir de Mevlana'yı okusaydık, bir de Yunus'u okusaydık, bir de Hacı Bektaş okusaydık, bambaşka olurdu. Biz Sayın Valimi de bekliyoruz. İnşallah bir küçük hediyemiz de Sayın Valimiz olsun. Sayın Valim, teşekkür ederiz. Bizi memnun ettiniz. Devletimizi görmek büyük mutluluk. Biz valimizi de bırakmıyoruz, sayın rektörümüzü de bekliyoruz.
Sayın Rektör, hoş geldiniz. Mesleme, buyurun. Sayın Valim, kulağıma fısıldadı. Zaten dedi, valinin mesnevisi vardır dedi. Bu çok hoştu. Teşekkür ederim. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederim. Evet, artık mikrofonu gecenin sahibine bırakıyoruz. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Vallahi heybeyi aldık, doldurması sizden artık. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun inşallah. Şimdi sahneyi Mevlana'da ortak akıl konulu sohbetini yapmak üzere Üstad Mustafa Özbay Efendi'ye bırakıyoruz. Ortak yaşam. Evet. Hepinize hoş geldiniz. Malum siz beni büyük bir çoğunluğunuz tanıyorsunuz. Bizler de sizi tanıyoruz. Böyle bir salon söylediler. Dedim daha hoş. Hazreti Mevlana'nın mesnevisinde dediği gibi beri gel demiş ya, daha yakın oluruz. Daha candan, daha kandan oluruz diye düşündüm. Hepinize hoş geldiniz. Hepinize mutluluk verdiniz. Allah hepinizden de razı olsun. Cenab-ı Hak her daim bir ve beraber eylesin bizleri. Ben sizi biraz ötelere doğru götüreyim. Biz her sene Şeba Ruslarımıza bir tema işliyoruz. Yani Şeba Rus'u sadece böyle işte geldik, sema ettik, ilahi dinledik, gittik. Biz bu noktada, bu formatta olmamaya gayret ediyoruz. Çünkü sema aslında dinlemek. Hazreti Mevlana da mesnevisine başlarken dinle diye başlar. Dinlemek önemlidir. Söylemek değil. Dinleyen erdemli olur. Dinleyen kemale erer. Dinleyen insan olmanın mutluluğuna erişir. Dinlemeyen anlayamaz. Dinlemeyen göremez. Dinlemeyen bilemezler. O yüzden görmeyen, bilmeyen, bu noktada kalbi kararmış, kulağı tıkanmış bir kimseye bir şey anlatamazsınız. Sema görsel olarak büyük bir mutluluk. Tabii içinde zikir olursa muhteşem bir şey. Ama bilinç lazım, akıl lazım. O duyguyu doğru istikamete götürmek lazım. Biz de bu sene tema olarak Hazreti Mevlana'da ortak yaşam temasını işledik. Bunda, bu temada bendeki etki Bosna'dan kaynaklandı. Biz Şebarus'tan önce Bosna'da 7 gecede 7 şehirde programlar yaptık, sohbetler ettik. Bunun ilk 2 şehri Bosna'da Hristiyanların çok olduğu, Müslümanların çok az olduğu 2 şehirdeydik. Orada kiliseleri ziyaret ettik. Hem Ortodoks Kilisesini hem de Katolik Kilisesini. Oradaki Müslümanların halini gördük. Oradaki Müslümanların çektiği sıkıntıyı gördük. Onlarla beraber yaşadık. Onlarla beraber kalktık. Ve dedim ki, Müslümanlar ortak yaşamı keşfetmeli yeniden ve ortak yaşamın temellerini atmalı. Ve ülkem adıma geldi, aklıma geldi. Bir camiye götürdüler bizi. O cami Osmanlı'nın orada ilk yaptığı camiymiş. O günkü fanatik Sırplar caminin bütün temeline dinamit koyup camiyi komple patlatmışlar ve 2 kilometre, 3 kilometre ötelere caminin taşı, toprağı, ne bileyim o çok eski, bütün her şey dağılmış. Hatta enteresan bir şey anlatacağım size şimdi orada. O caminin açılışına gittik. O camiyi yeniden
ihya etmiş. İhya eden kimse kanton müftüsü. O kanton müftüsü Bosna Savaşı sırasında yaralanmış. Ben İzmir Bayındır ilçesindenim. İzmir'de Ege Üniversitesi'ne tedaviye getirmiş devlet. Orada tedavi etmiş. Tedavi ettikten sonra genç orada onu 9 Eylül Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'ne yerleştirmişler. Orada ilahiyatı bitirmiş. İlahiyatı bitirdikten sonra muazzam Türkçesi var. Bosna'ya gitmiş. Bosna'da o bölgenin kanton müftüsü. Biz yakinen tanışıyoruz kendisiyle. O camiyi yeniden ayağa kaldırmış ve bizi oraya götürdü. Dedi ki bana, seni bugün dedi bütün arkadaşlarla bir yere götüreceğim. Oraya götürdü, cami sıfırdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden yapmış. Anlattı caminin Osmanlı'dan kalan hikayesini. Aynı zamanda da yeni hikayesini anlattı. Gözlerim doldu, içim burkuldu. Bir tarafım sevindi, bir tarafım üzüldü. Dedim ki, Müslümanlar her yerde kanları dökülüyor. Her yerde camileri yakılıyor, ibadethaneleri yakılıyor. Kadınların namusları, çocukları, kendileri, evleri, şehirleri yerle ihsan oluyor. Döndüm geriye, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin kendi yaşadığı zamana gittim. Düşündüm, Haçlılar bir taraftan, Moğollar bir taraftan Anadolu'ya saldırmışlar. Anadolu'da taş taş üstüne bırakmıyorlar. Camileri yakıyorlar, tekkeleri yakıyorlar, kütüphaneleri yakıyorlar. İnsanları katlediyorlar, insanları öldürüyorlar. Kadınların namuslarına, ırzlarına, her şeylerine musallat olmuşlar. Döndüm hızla bugüne. Suriye gözümün önüne geldi. Halep gözümün önüne geldi. Halep yanıyor. Camiler bombalanıyor. Tekke diye bir şey kalmamış. Kütüphaneler parçalanıyor. Ardından Irak gözümün önüne geldi. Irak yerle bir edilmiş. Çağdaş denilen dünya ne kadar bomba deneyecekse Irak'ta ve Suriye'de denemiş. Biraz daha geriye gittim. Aynı şey Bosna'da yaşanmış. Srebrenica. Şu anda 9.000 kişi şehit olmuş. 4-5.000 kişinin ne olduğu belli değil. Ve binlerce babası belli olmayan Müslüman kadınların mecbur doğurduğu çocuklar ve o çocuklar için vakıflar kurmuşlar. O çocukları şimdi Bosna'daki Müslümanlar yeniden rehabilite etmeye çalışıyorlar. Onları bizatihi dinledim orada. Kadınları hapsedip günlerce hamile kalsın diye tecavüz edip size bu estantenelerle bunlarla üzmek istemezdim. Ama dışımızdaki dünyada böyle bir şey var. Ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin zamanında da bunlar yaşanıyordu. Aynı şeyleri yaşıyorlardı. Şehirler yıkılıyordu. Şehirler yakılıyordu. Camiler yıkılıyordu, yanıyordu. Ve insanlar perperişandı. Ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bu keşmekeşin içerisinde beni yerliyordu. Bu keşmekeşin içerisinde, bataklığın içerisinde gül gibi bir nefes veriyordu. Diyordu ki, neye taparsan tap, gel. Bu keşmekeşliğin içerisinde Hazreti Mevlana çevresindeki Hristiyanlara elini uzatıyordu. Çevresindeki Yahudilere elini uzatıyordu. Bir taraftan Hristiyan Haçlı seferleri yapıp Anadolu'yu yakıp yıkarken, Kudüs'ü yakıp yıkarken, Moğol istilasının altında Anadolu inim inim inlerken bir nefes, bir ses diyordu ki durun, kendinize gelin, biz insanız, kendinize gelin,
Neye inanırsanız inanın, neye taparsanız tapın. Yeter ki tövbe edin, gelin diyordu. Ve Anadolu'da bir tane kilise yıkılmıyordu. Ve birden ben bugüne geldim yine. Gece ya, gece insanın geliyor ne geliyorsa. Bir de görüyorsun ya, bir de gördüm ya. Onlar bombalamışlar camileri. 80 tane camiden, 80 tane camiden 8 tane cami kalmış. Biz dediler ki dün akşamki sohbetinden Hristiyanların çok hoşuna gitti. Kilisesini ziyarete gider miyiz? Hızla dedim. Bizim için ibadethane ibadethanedir. Biz ziyaret ederiz. Onlarla da konuşuruz dedim. Gittim görüştüm konuştum ve kocaman bir fotoğraf çizdim kendime. Size şimdi başka dini meseleler anlatabilirdim. Size farklı şeyler söyleyebilirdim. Ama şimdi bu keşmekeşin içerisinde herkes camileri yakar yıkarken, insanları yakıp yıkarken, ibadethaneleri yakıp yıkarken Anadolu'dan farkında değiliz. Bir nefes yükseliyor. Bu nefes aşkın nefesi. Bu nefes Hazreti Mevlana'yla, Yunus'la, Hacı Bektaş'la, Alevisi'yle, Sünnisi'yle, bu toprakların rengiyle karılmış bir nefes. Açığıyla, kapalısıyla, iyi dinini yaşayanla, az yaşayanla, çok yaşayanla karışmış, rengarenk olmuş, mozaik olmuş bir nefes. Ve onlar bugün için benim tabirimi hoş görün. Emperyalist Hristiyan ve Yahudiler, yani avantgalistler. Onların da ikisini birleştirdiler, avantgalist yaptılar. Yoksa birbirleriyle savaşır onlar. Onlar Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Yemen'de, Afrika'da, tam batının ortasında, Bosna'da camileri yıkarlarken, yok ederlerken, tekkeleri yıkarlarken, yok ederlerken Anadolu insanı atasının izinden gidiyor. Anadolu insanı bu nefesle nefeslenmiş. Bakın not aldım. Anadolu insanı bütün her yerde camiler, medreseler yıkılırken bir adım daha ileri gideyim müsaade edin bana. Diyarbakır'ın içerisinde camiler, mescitler, kütüphaneler bu hendek olaylarından dolayı yakılıp yıkılırken Güneydoğu'da camiler bombalanırken oradaki medreseler yakılırken bakın Anadolu insanı ne yapıyor? Ve biz atalarımızın izinden yürüyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu ülkede neye inanırsa inansın herkesin can güvenliği, herkesin namus güvenliği, herkesin adaleti ve herkesin bu ülkede mutlu, refah ve özgür bir şekilde yaşamasını sağlıyoruz. Bütün dünyanın diğer bölgelerinde Müslümanların burunları kanatılmayı bırakın, namusları kirlenirken Anadolu insanı büyük bir özveri, büyük bir sevgiyle bir tane Hristiyan vatandaşının, bir tane Yahudi vatandaşının, bir tane farklı inanca sahip, farklı meşrebe sahip bir kimseni rahatsız etmiyor. Artı, bu toplumun içerisindeki, size şimdi çok enteresan bilgiler vereceğim. Es geçtiğimiz, görmediğimiz, belki de gösterilmek istenmeyen şeyler. Ben okumayı çok sevmem bu manada ama bunu buradan okumak zorundayım. Hakkınızı helal edin. Biz ne yapıyoruz? Camiler yıkılırken, medreseler yakılırken, Müslümanlar katledilirken biz Anadolu olarak ne yapıyoruz? Bu bütün dünyaya bir nefes,
bütün dünyaya bir ders. Yakın tarihte restore edilen Edirne Merkez Büyük Sinagog, Gökçeada Aya Nikola Kilisesi, Gökçeada Aya Marina Rum Ortodoks Kilisesi, Hatay İskenderun Süryani Katolik Kilisesi, Hatay İskenderun Rum Katolik Kilisesi, Diyarbakır Sur Ermeni Protestan Kilisesi, Diyarbakır Sur Ermeni Katolik Kilisesi, Gaziantep Nizip Fevkani Kilisesi, Gaziantep Şahin Bey Havra, İskenderun Arsuz Mario Hanna Kilisesi, İstanbul Edirne Kapı Aya Yorgi Kilisesi, Hatay Yayladağı Rum Ortodoks Kilisesi ve Siveti Stefan kiliselerini Anadolu insanı hepsini de restore edip yeniliyor. Bitmedi. Son dönem tamamen demirden yapılan ve tadilatı ve tamiratı 7 yıl süren ve restorasyonun bitiminde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katıldığı törenle 9 yıl sonra yeniden kapılarını açan Siveti Stefan Kilisesi. İşte Anadolu insanı Hazreti Mevlana'dan, Hacı Bektaş'tan, Yunus Emre'den, Üftade'den, Hacı Bayram'dan ve bu Orta Asya'dan kopup gelen Hoca Ahmet Yesevi'nin talebelerinden yeniden dine ayrı bir soluk getiriyordu. Bu din anlayışı önce insan diyen anlayıştı. Bu din anlayışı sevginin üzerine kuruluydu. Bu din anlayışı muhabbetin üzerine kuruluydu. Bu din anlayışı aşkın üzerine kuruluydu. Herkes sevmekten bucak bucak kaçarken, herkes aşık olmaktan bucak bucak kaçarken Hazreti Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş Veli gibi o büyük insanlar Anadolu'da dini aşkla yoğuruyorlardı. Dünya hamurunu aşkla yoğuruyorlardı. Dünyayı yeniden aşkla dizayn ediyorlardı. Ve aşkın penceresinden bakıyorlardı. Sevginin penceresinden bakıyorlardı. Aşıklığın penceresinden bakıyorlardı. İnsanlara Allah'a aşık olmayı öğretiyorlardı. İnsanlara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşık olmayı öğretiyorlardı. İnsanlara birbirini sevmeyi, birbirine razı olmayı, birbirine yardım etmeyi, birbiriyle kol kola yürümenin yolunu anlatıyordu. Kıymetli dostlar, bundan 100 yıl önce siz bir kimsenin dini ne diye soramıyordunuz. Bu çok ayıp karşılanıyordu. Hatta Hristiyanı, Müslümanı, Yahudisi, başka bir dinden olanı fark edilmiyordu. Kültür o kadar birbirinin içine girmişti ki bir Hristiyan Ramazan ayında oruçlu gibi davranıyordu. Ramazan'ı Müslümanlara saygısından dolayı bir Müslüman da onların dini ve mübarek günlerini saygıyla karşılıyordu. Anadolu ortak yaşamın felsefesini gayri ihtiyari kendiliğinden kurmuştu. Anadolu ortak yaşıyordu. Bir yaşıyordu, beraber yaşıyordu. Ve birbirlerine asla kem göze bakmıyordu. Yanlış göze bakmıyordu. Şimdi gelecekte büyük tehlikelerden bahsetmek isteyip de bahsetmek istemediğim noktalar, bizi bekleyen şeyler. Yıllardır bu ülkede sağcı solcu kavgası yaptırdılar. Yıllardır bu ülkede Alevi Sünni kavgası çıkarmak istediler. Yıllardır bu ülkenin çocuklarını birbirlerine katlettirmek, birbirlerini öldürmek istediler. Yıllardır insanlar siyasi görüşleri, dini mantaliteler açısından neredeyse birbirlerini yiyeceklerdi.
kıymetli dostlar, gün bugün ortak yaşamanın felsefesinin oluşturulması gerektiği gün. Gün bugün biz insanların inançlarını yargılamadan, insanların inançlarını ötelemeden, insanları ötelemeden, insanları yargılamadan kardeşçe yaşayacağımız günler. Hristiyanın Hristiyanlığını rahat bir şekilde yaşayacağı. Bakın, ben 30 yıldan beri din anlatıyorum. Bunu söyleyen Mustafa Özbağ, Hristiyanın Hristiyanlığını rahatça yaşayabileceği, Yahudinin, Musevinin, Museviliğini rahatça yaşayabileceği, kendisini hangi dinden tanımlıyorsa, o dinini rahatça yaşayabileceği ortak yaşam felsefesini oluşturmamız gerekir. Bu bizim dinimizde yok değil, sakın ha! Bunlara da inanmayın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke, henüz daha müşrikken bir Mekke mutabakatı imzaladı. Mekke mutabakatında mutabakat şuydu: İnsanların malları, insanların canları, insanların namusları, insanların haysiyet ve şerefleri mukaddesti. Oraya gelenlerin hiçbirisinin malına, canına kastedilmeyecekti. O mutabakatın altında henüz daha peygamber olmayan Hazreti Muhammed Mustafa'nın imzası vardı. Ardından Hazreti Muhammed Mustafa Medine'ye hicret etti ve orada bir İslam devleti kuruldu. Adına böyle bir isimlendirilecekse, Hazreti Muhammed şunu diyordu sallallahu aleyhi ve sellem: o Mekke mutabakatı, antlaşması şimdi önüme gelse, şimdi yeniden imzalarım diyordu. Çünkü insanların dini ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, onların malı mukaddesti, onların canı mukaddesti, onların aklı mukaddesti, onların dini, kendi inanışı mukaddesti, onların namusu mukaddesti. Hatta rivayetlerde şöyle bir şey vardır: Ebu Cehil, Ebu Cehilliğini yapıp birisinin malına el koydu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber o zaman. O peygamberliğini ilan etti. Müşrikler onunla alay etmek için dediler ki o malına el konulan kimseye. Git dediler, şu ibadet eden Muhammed var ya böyle boynunu bükmüş olan. Evet. Ona söyle dediler. O senin malını alsın alabiliyorsa. O müşrik gitti, büyük bir tevazuyla ona dedi ki, benim böyle bir sıkıntım var, Ebu Cehil benim malıma el koydu dedi. Bana senin yardımın olacağını söylediler. Hazreti Peygamber hemen ayağa kalktı, göğsünü dikti, böyle bir ayağa kalktı dedi, yürü. Hızla yürüdüler Mekke sokaklarında. Önde Hazreti Muhammed Mustafa, arkasında o müşrik. Ebu Cehil'in evine geldiler. Hazreti Peygamber Ebu Cehil'e seslendi. Dedi ki, bu adamın malını ver. Ya parasını ver, ya adamın malını ver. Ebu Cehil, onun o cesaretinden, o heybetinden, onun secaatinden o kadar etkilendi ki, o adamın bütün zararını telafi etti. Bakın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de, müşrik Mekke'de imzalamış oldu. Altında imzası olan, amcasından dolayı imzası olan Mekke mutabakatına sahip çıkıyordu. Kıymetli dostlar, biz kendi ülkemizin, kendi vatandaşının malı, canı, namusu, şerefi, haysiyeti bizim olmalı. Bizim hanımlarımız, kadınlarımız, çocuklarımız ne kadar kıymetliyse, bir başkasının da hanımı, kadını, çocuğu kıymetli olmalı. Bizim kendi inancımız ne kadar kıymetliyse, bir başkasının da inancı kıymetli olmalı. Bizim malımız ne kadar kıymetliyse, bir başkasının da malı kıymetli olmalı. Bizim ülkemiz, bizim insanlarımız, bizim topraklarımızda kadın katliamlarıyla,
cinsel taciz, tecavüz sözleriyle, çocuk istismarlarıyla anılmamalı. Gelin, bu ülke bizim, bu topraklar bizim, bu insanlar bizim. Biz nereye gidiyoruz diye kendi kendimizi hesaba çekelim. Başımız açıktı, başımız kapalıydı. Az dindardı, çok dindardı. Bırakın bunları. Biz hepimiz insanız. Bu toprakların içindeyiz. Hepimizin namusu, hepimizin namusu olsun. Hepimizin şerefi, hepimizin şerefi olsun. Hepimizin malı kutsal olsun. Hiç kimse kimsenin malını çalmasın, çırpmasın, çarpmasın. Hiç kimse hiç kimsenin namusuna kem gözle bakmasın. Hiç kimse hiç kimsenin çocuğuna yanlış gözle bakmasın. Alın bir çocuğunuzu kucağınıza alın, bir bakın. Ona kim zarar versin istersiniz? Bakın annem kucağında oturtturmuş. Nasıl orada çocuğunu dört elle sarılmış. Evet. Bak nasıl kucağında uyutuyor. Hiç kimsenin çocuğuna kem gözle bakmayalım. Hiç kimsenin, hiç kimsenin hanımına kem gözle bakmayalım. Ya benim yetiştiğim delikanlılık raconumda ben İzmir'in Bayındır kazasındanım. Ben bunu böyle met etmek için söylemiyorum. Benim yaşadığım gençliğim zamanında öyle milletin, millet adı çıkmış, yok Edirne çok içki içiyormuş da, yok Tekirdağ çok içki içiyormuş da, bizim Bayındır'ın yanında su dökemezler. Tabii. O gün için biz birinciyiz. Nüfus oranına göre en fazla içki tüketen yer İzmir'in Bayındır kazasıydı. Nüfus oranına göre. Ben oranın delikanlısıydım. Ben oranın çocuğuyum. Ve bizde racon şuydu. Bir erkek bir kadına el kaldırıyorsa erkek değildir. Racon buydu. Eşini döven adamdan sayılmazdı. Ve bir kimse, ben bunu da tasvip etmiyorum, namus haricinde bir kadını öldürürse kendi ailesi dahi ona sahip çıkmazdı. Biz bu kültürde büyüyen insanlık ne hale geldik? Biz insanların namusuna musallat olmaya başladık. Biz ne hale geldik? Çocuklara musallat olmaya başladık. Kıymetli dostlar, ülke hızla şehirleşirken ortak yaşamın ölçüsünü kendisi bulmalı. Her şey yukarıdan beklenmemeli. Bizim bu sene o yüzden Hazreti Mevlana'da ortak yaşam felsefesini ortaya koymamızın sebebi bu. Biz ortak yaşamanın, ortak düşünmenin, ortak bir hedefe yönlenmenin yolunu bulacağız inşallah. İşte bakın, kapı açık. Hiç kimsenin hiçbir şeyini sorgulamadık. Bizim bütün sohbetlerimiz, bütün çalışmalarımız herkes açık. Hatta bazen böyle sivil polis arkadaşlar gelirler, oturun derler, çayınızı için, çorbanızı için, bakın seyredin, edin. Varsa biz eksiğimiz, gediğimiz bilelim. Biz kapalı gizli bir şey değiliz. Bursa'da 450 yıllık bir Mevlevi tekkesi var. 450 yıllık Mevlevi tekkesinde her gece sema var. Halka açık, ücretsiz. Her gece. Yıl 365 gün. Bir gün yok, onda kapalı spor salonunda şegarus yapıyoruz. Önümüzdeki cumartesi akşam Bursa'da kapalı spor salonunda şegarus törenimiz var. Öyle özür dilerim, biraz böyle hava atar gibi olmasın. Dünyanın en kalabalık semazen topluluğu bizde. Dünyanın. Ve cumartesi gün böyle bir muhteşem program olacak. Ama bir şey söyleyeyim, Bursalıların da canı sıkılsın biraz. Burası çok muhteşem oldu bu gece. Hepinize teşekkür ediyorum.
bizim Şeybanus programları yıllardan beri ilk Tekirdağ'da başlıyor. Bunun da bir özelliği var sizde. O yüzden hatta Erdoğan bu sene dedi ki, dedi hep Tekirdağ'dan başlıyor ilk birinci program. Bizim de birinci programımız Tekirdağ oldu. Hepinize saygıyla, hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Ben bir sürü yine sohbet hazırladım ama hiçbirisini okuyamadım yine. Hakkınızı helal edin. Birazdan sema edeceğiz. Kalabalık sizi daha fazla yormak istemiyorum. Semada bizim sema zenler. Her çarkta Allah der. Bizim hiçbir programımız ücretli değildir. Biz ücretsiz, sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Birisinin peşinden gidecekseniz din adına sizden ücret almayacak. Kırkta bile konmayacak, zekatlarınızı bize verin demeyecek. Zekat fukaranın hakkıdır. Ben fukara değilim, hamdolsun. Allah önünde fukarayım. Kendi derdimde fukara değilim. Hala da çalışıyorum. Emekliyim, Bağkur'dan, esnaflıktan ama ben çalışmaya devam ediyorum. Biz dini çalışmalarımızdan asla ücret almayız. Hiçbir kurstan, hiçbir semadan, hiçbir toplantıdan, hiçbir şeyden ücret almayız. Bizim ücretimiz yok. Biz Allah razı olsun denilmesini dahi beklemiyoruz. Alkışlanmasını da beklemiyoruz. Biz geliyoruz Allah için. Burada Sayın Valimi tanıdık, Belediye Başkanı'nı tanıdık, Sayın Başkanlarımızı tanıdık, Rektörümüzü tanıdık, Allah razı olsun. Hazirini tanıdık, İl Başkanı, Başkan Yardımcısını tanıdık. Sevdik birbirlerimizi, Allah razı olsun. Ben bir de işaret bir şeyini patlatayım. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Allah rahmet eylesin, Ülke Ocakları Genel Başkanı'yken ben de Bayındır'da yönetim kurulunda görevdeydim. O yüzden bundan da mutluluk diyorum, bundan üzülmüyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Biz orada aldık ilk terbiyeyi. Başka bir yerde almadık. Büyüklere saygıyı orada öğrendik, terbiyeyi orada aldık ilk önce. Başka bir yerde aldık desek ihanet etmiş oluruz. İlk Cuma'yı orada kıldım ben. Ya bir genelge geldi, bütün herkes Cuma'ya gidecek diye biz o Cuma'ya gittik biz. Hiç o güne kadar Cuma kılmamıştım ben. Genelge geldi, genel merkezden. Dediler ki yönetim kurulu, her yönetim kurulu Cuma'ya gidecek. Baktık, Cuma indi gelmiş bize. Tamam, biz Cuma'ya gittik. İlk Cuma'ya ben öyle gittim. Öyleydi o zaman için. Normalde bir de gittik, bir de yandan yandan bakıyoruz kim bize bakıyor, kim bakmıyor diye. Ondan sonra seni, çünkü biz hiç camide görünmüyorduk. Normalde gidince böyle zaten bir baktılar. Lan bunlar camiyi mi basmaya geldiler filan diye. Neredeyse korumaya alacaklar camiyi bizden. Dedik sakin olun, yok biz Cuma'ya geldik dedik ya. Camiyle işimiz yok bizim dedik, Cuma'ya geldik biz. Şimdi tam burada arkadaşlarla, dostlarla tanışınca daha büyük bir mutluluk duydum. Tabii sizler zaten her sene görüşürüz, konuşuruz. Ayrı bir mutluluk. Sema'da biz Allah diyoruz. Bu tekerlemeyi yapıyorum, çok kızıyorlar. Sema'dan para alanlar. Biz kaç para, kaç para, kaç para diye dönmüyoruz. Hani böyle düğünlere giderler ya, düğünlerde böyle eğlendirmek için gidenler, adam çalar şimdi. Lan verecek mi acaba parayı? Dıngır 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 dıngır. Böyle onun sizi eğlendirmesini istiyorsanız baştan verin parayı. Adamın aklında kalmasın. Ben düğünü bitirince buradan para alacağım mı almayacağım mı? Veya bu eğlenceyi bitirince para alacağım mı almayacağım mı? Aklında kalmasın. Ver parayı, coştursun seni. Hiç sıkıntı yok. Bu onun gibi bir şey. Sakın ha, kapının önünde heybe yandım ama size doldurmayacağım. Şimdi önceden dervişlerin heybesi varmış. Bu aksesuarın içerisinde dervişlerin heybesine işte yardım etmek isteyenler akçe koyarlarmış, işte ekmek koyarlarmış, ihtiyaç görsün diye heybesine. Derviş çünkü isteyen değildir. Şeye billah demez derviş. İhtiyacını belirtmez. Ama yan cebine koy der gibi heybesi var. Bizim heybemiz yok.
başkan verdi. Dedim ben heybeyle gelmedim, heybeyle gideceğim şimdi ama başkan verdi. Başkan hediyeydi. Size doldurturmayacağım merak etmeyin. Özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Biz Allah'ı zikrediyoruz. Biz Allah'ı zikretmeye geldik. Bizim derdimiz bu. Bizim derdimiz bizim insanımız, bizim milletimiz, bizim topraklarımız, bizim devletimiz. Bizim derdimiz Kur'an, sünnet. Başka bir şey değil. Bu dertle yoğrulanlardanız inşallah. O yüzden Allah'ı zikredeceğiz şimdi hep beraber. Siz de zikredin. Size din satmak istemiyorum ama bir müjde vermek istiyorum. Müjde şu. İnsanlar birbirleriyle akraba olmadıkları halde, birbirlerinden menfaatleri olmadıkları halde, birbirleriyle aynı kavimden olmadıkları halde Allah için severler, bir yere toplanırlar, orada Allah'ı zikrederlerse oradan af olmuş olarak kalkınızda. Müjde bu. Akraba değilim. Aynı kavimden de değiliz. Maddi bir menfaatimiz de yok. Yani menfaat derken ücret alacağız. Size de ücret vermeyeceğim. Böyle bir şey de beklemeyin ha. Ya biz geldik programa katıldık. Ya bu kadar da seni dinledik. Hani biraz bir şey bize vermeyeceğim mi derseniz yok. Yani gerçekten yok. Sabancı gibi yapayım. Ama Allah'ı zikredip manevi heybeyi doldurup gideceğiz buradan. Ve oturduğunuz yerden bir sefer Allah deseniz canlı gönülden, hani Mevlüt Hanım'ımız var ya ne diyor? Aşk ile Allah dese lisan, dökülür cümle günahlar misli haza. Zikir için abdesti, oruçtu, kıbleydi, şuydu buydu yok. Hiçbir ritüeli yok. Hiçbir ön hazırlığı yok. Yolda giderken bile Allah, 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 Allah. Yürüyün. Yemek yapıyorsunuz. Allah, Allah, Allah. Karıştırın. O sizin yemeğinizi sevmeyen adam var ya, alacak, içecek, soracak. Bu yemeği sen mi yaptın? Ne demek ya? Ya çok lezzetli olmuş da al adamın kafasına giydir tencereyi. Ama onca yemek yapmışsın. Ama işte zikrullahla yapınca yemeğin tadı bile değişir. Sizin bile tadınız değişir. Bakışınız değişir. Görüşünüz değişir. Al, kim Allah'ı zikrederse Allah onu zikreder. Dikkat edin. Kim Allah'ı zikrederse Allah onu zikreder. Onun mesleği, meşrebi, dini hayatı değil. O Allah'ı zikretti. Kim Allah'ı zikrederse, tekrar söylüyorum, Allah da onu zikreder. Semada ve zikirde buluşacağız. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayırlı olsun. Mutlulukla olsun. Gerçekten çok sevinçliyim, çok mutluyum. İnanın o kadar çok mutlu oldum ki ayrı ayrı hepinizin ellerinden öperim. Selamünaleyküm.